Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan tüm partilerin ayrı ayrı vermiş oldukları önergelerin birleştirilerek 13 Kasım 2018'de kurulmuş olan Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu 14 Mayıs 2019'da çalışmalarına başladı ve pek çok sivil toplum örgütünün ve uzmanların yoğun desteği ve katkıları ile 12 Mart 2020'de Meclis Başkanlığımıza raporunu sundu. Sunulan bu rapor gayet detaylı ve eğer uygulamaya geçirilebilirse çok faydalı olacak bir rapor. Katkı sağlayan herkese, komisyon üyelerimize, değerli komisyon üyelerimize, uzmanlarımıza, sivil toplum örgütlerinin, kamu ve özel her yerden komisyona destek sağlayan her bir kişiye ben şahsım adına teşekkür ederim. Buraya iki tane not düşmem gerekiyor. İlki, raporun tamamlandığı tarih olan 12 Mart 2020, yani ülkemizde ilk COVID-19 vakası tespit edilmesinden 2 gün sonraya gelen tarih. Salgın ortamında engelli vatandaşlarımız ve aileleri için pek çok ciddi sorun oluştu ve sunulan hizmetlerde ciddi aksamalar yaşandı. Bu sebeple raporun güncellenmesi, salgınla ilgili bir başlık daha eklenmesi ve tavsiye edilen çözüm önerilerine işin salgın boyutunun da eklenmesi gerektiğini benim söylemem lazım. Down sendromlu öğrenciler için EBA ders içerikleri ve TV üzerinden bu derslere katılım uygun olamıyor. Kaynaştırma uygulaması ile okuyan Down sendromlu öğrencilerin kendi sınıfı ile aynı içerikte uzaktan eğitim ortamlarında dersi takibi de çok zor. Normalde de kaynaştırma öğrencileri sınıf müfredatını desteksiz olarak zaten takip edemezler. Pandemi sürecinde evde eğitim hizmetleri durdu. Ailelere pandemi döneminde çocuklarına yönelik herhangi bir psikososyal destek verilemedi. Ve aileler kapanma sürecinde çocuklarında oluşan davranış bozuklukları ile başa çıkmakta her zamankinden daha fazla zorlandılar. Ve uygun yöntemlerle de her biri bilgilendirilemedi maalesef. Yine bu riskler göz önüne tutularak Sağlık Bakanlığı tarafından bağışıklığı görece daha düşük olan Down sendromlu çocuklara yönelik bir önlem de alınamadı. Şimdi ikinci olarak uygulamaya geçilebilirse diyorum. Çünkü bundan önceki araştırma komisyonu raporlarının sunuluşundan sonra bu komisyondan çıkan değerli önerilerin hükümet tarafından uygulamaya geçirilmediğine tanıklık ettik maalesef. Bunu üzülerek ifade etmek zorundayım. Zorundayım ki bu değerli rapor hükümetiniz tarafından dikkate alınsın ve bir an önce buradaki öneriler hayata geçirilsin diye. Bunun başında da SMA, ALS, DMD, MS ve diğer hastalıkları araştırdığımız Meclis Araştırma Komisyonu var. Hep beraber tanıklık ediyoruz. Bence komisyonlar bunları görüşürken, daha görüşme esnasında ilgili bakanlıklarla temasa geçildiği andan itibaren o komisyonların görüşmeleri sırasındaki çok değerli fikirleri hükümetler çok daha hassas bir şekilde kulaklarını açmalı ve kulak kabartmalılar. Maalesef ALS ile ve SMA ile ilgili hala çocuklarımızın yaşadığı sıkıntıları beraberce tanıklık ediyoruz. Şimdi bu raporlar yazılmalarının üzerinden bir yıl geçtikten sonra aşağı yukarı meclise sunuluyor. Komisyon raporları bu esnada kamuya açık. İktidar partilerinden bazı milletvekili arkadaşlarımız da hem de komisyondalar. Yani işi kolaylaştırıcı da bir durum esasında bu icraata geçirmek anlamında. Bu konunun altını çizmek istiyorum. Bakın bu raporla konu olan engelli vatandaşlarımızın bırakın bir yılı kaybedecek bir günleri bile yok. Sorunlarının çözülemediği her gün engelli vatandaşlarımız ve aileler için hayal edemeyeceğimiz zorluklar ve acılarla geçiyor. Onca emekle Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları için hazırlanmış olan bu komisyon raporunun da meclisin tozlu raflarına kalkmasından duyduğum endişenin altını tekrar çizmek istiyorum. Şimdi sistemsel bir sistem daha var esasında. Bunu da dile getirmem lazım. Bu komisyonlar işlerken ve kuruluşlarında bütün partiler, siyasi partiler olarak biz hep beraber teklif etmemize ve çok iyi niyetle komisyondaki değerli başkanımızdan ve arkadaşlarından çok iyi niyetle çalışmalarına bizzat tanıklık etmeme rağmen sistemsel yaşanan sıkıntının daha iyi olabileceğini bu komisyonların çalışmalarının bende bir hissiyat oluşturdu. Bunu sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmam lazım. Mevcut sistemden kaynaklı olarak komisyonlarda da biz komisyona 6 tane önerge vererek gitmiş, hep beraber bunu şevkle üstelik de üstlenmiş komisyon üyeleri olarak ilk toplandığımız gün Sayın Başkanımız tarafından seçildi başkanımız ve başkan tarafından önümüzde konulan oylamada bir liste verildi. İşte bunları oylayın yönetimi olarak diye.
Yönetimden şikayetçi değilim. Sonuna kadar gayet iyi ilişkiler içerisinde biz komisyon çalışmalarımızı tamamladık ve devam ettirdik. Bunda bir sıkıntım yok. Yani bu değerli başkanımızın ve arkadaşlarımızın çok iyi niyetle ele aldıkları bir konuydu. Ve çok üstün gayretleriyle gecelerini gündüzlerine katılarak, hatta komisyondaki üye arkadaşlarımızın bir kısmının kendi evlatlarında, kendi ailelerinde de bu sıkıntılar vardı. Bunda bir itirazım yok. Ama ben mesela doktor bir milletvekili olarak çok daha fazla, daha motive olmuş bir şekilde, yine ben motivasyonumu düşürmedim ve gayrete devam ettim ama daha iyi çalışabilirdim ya da diğer arkadaşlarımdan da aynı bu iç huzursuzluğunu hissettik. Keşke önümüze bir liste konup da ortak hep beraber yapabildiğimiz bu kadar ulvi önemli bir konuda, bütün hepimizi ilgilendiren bir konuda komisyon yönetimi vesaire belirlenirken bu sistemden kaynaklı önümüze bir dayatma teçhim bunları denmeseydi. Bu yine sistemsel bir sorun olarak önümüzde. Daha sonra bakanlıklara gittiğimiz ziyaretlerde uzman arkadaşlarımız çok değerli çalışmalar yaptılar. Her birine gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ama o çalışmaları sanki ilgili bakana sunarken şöyle bir kaygı vardı. Ya işte her şeyde ne kadar çok iyi yapıyorsunuz. Ama işte hani bu da olsa mı acaba filan gibi bir fazla nazik bir üslupla. Oysa ki biz bakanlıklardan talep etmeye gittik. Aile Bakanı'na gittik. Bunlar lazım, değişmeli dedik. Onlar da bizi kendilerini savunma içerisinde konuşmalarla değildi. Bizi gerçekten iyi karşıladılar ama bu karşıladıklarında keşke bir savunmaya geçer gibi biz bunları yaptık konuşmaları yerine. Ya biz yaptık ama yapmadığımız eksik olan neyimiz var arkadaş? Söyleyin de gelin bunları çözelim beraber deselerdi keşke. Maalesef böyle bir şeyle karşılaşmadık. Hani bir körler sağırlar, birbirini ağırlar gibi olmamalı. Hiç değilse bu komisyonlar, bu tip komisyonlar, madem ki ulvi bir konu, madem bütün evlatlarımız, çocuklarımız hepimizin çocuğu, buralarda bari işi politize olmaktan, siyasallaştırmaktan çıkarmamız lazım. Ben o yüzden meclisteki bu uzun süren, normalde makro siyasetin içindeki geçmiş siyasi hayatıma rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu ilk dönemimdeki ilk araştırma komisyonunda yaşadığım bu hayal kırıklığını bu manada sizlerle paylaşacağım. Ama Sayın Başkanım ve değerli arkadaşlarım üzerlerine alınmasınlar. Onlarla alakalı değil. Bu sistemsel bir sorun. Yoksa biz çok uyumlu bir şekilde çok değerli çalışmaları beraberce yaptık. Bu sistemimi de ettikten sonra etmem lazımdı. Konum birazcık bu raporun Türkiye sivil toplumunun yıllarca süren emekleri sonucu olarak çıkmış bir başarı öyküsünün zirve noktası olarak sonuçlanabileceğini ve verilen onca emeğin ve sahip olunan onca umudun, iyimserliğin boşa gittiği ülkemiz için bir başka hayal kırıklığı da olabileceğini, bu ikisinin önümüzde olduğunu söylemem lazım. Önünüzde ve elinizde değerli arkadaşlar. Şimdi işin sağlık boyutu ve engelli vatandaşlarımız söz konusu olduğunda bu işin siyaseti olmaz, partiler üstü bir konu deniyor. Ama her şeye rağmen maalesef az önce söylediğim gibi sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Ama meseleyi yine de siyasi hale getiren, ortaya böyle bir meclis çalışması çıkmasına rağmen icracı olmaktan uzak, hık deyici hale gelmiş bakanlıklar ve mecliste olmayan ve sadece locadan izleyici olmuş bir hükümet var. Kaygımız bundan. Yani hükümet bu işi kendi prensip olarak ele almalı ve yani bu komisyon ortak olarak çıkmış bir çalışma, derhal bunları hayata geçirmeliyiz demeli. Bu sistemsel bir sorun. Bunu çözmemiz gerekiyor. Buradaki yapılan çalışma millete ait. Çünkü %100 bir temsil var. Bunu da dikkatinize sunuyorum. Hükümet politikaları belirlenirken bunları siyaseten belirliyor. Ancak Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını ülkenin, toplumun genelinin menfaati için çözümlerle ortaya koyuyor. Ve iktidarın bu konuyu üstleneceğine umudum halen var. İnşallah öyle olacaktır. Neden bu çözümler uygulanmıyor diye iktidara sorduğumuzda şundan veya bundan uygulamıyoruz demiyor iktidar maalesef. Biz gereken her şeyi yapıyoruz, şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz diyorlar. İşte bunlar az önceki kaygıları size dile getirme nedenim. Çünkü bana göre rapor zaten her şeyi içeriyor. Bundan sonra uygulayıcıların uygulaması asıl önemli olan. O yüzden bu konuyu biraz fazla uzun dikkatinize sundum. Sivil toplum sorunca da niyet okunuyor. Hatta kötü ithamlarla, hatta teröriste kadar varan suçlamalarla karşılaşıyor maalesef. Bunları hep beraber yaşıyoruz. Biraz da raporun içeriğinden bahsetmem gerekirse, engelliler için sosyal devletin idare etmesi, planlaması ve hizmet sunması gereken 4 temel adım söz konusu. Bunlardan ilki teşhis, tanı ve takip, tedavi, ikincisi eğitim, üçüncüsü aile destekleri, dördüncüsü ise istihdam. Öncelikle ciddi bir veri ve istatistik sorunumuz var. Yerine, engeline ve yaşına göre kaç vatandaşımız var? Daha tam olarak bunu bilmiyoruz. Ekonomik durumları, eğitim durumları nedir? Bunu bilmiyoruz. TÜİK, Türkiye Özürler Araştırması 2002'ye göre yaklaşık 8 milyon vatandaşımız %40 ve üzeri engele sahip. Daha zayıf bir araştırma olan 2011 Nüfus ve Konut Araştırması'na göre 4 milyon 876 bin engelli tespit edilmiş. Bugün ise Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı 2 milyon 508 bin engelli vatandaşımız var. Farklılıkları görüyor musunuz?
Şimdi komisyon istedi diye Sağlık Bakanlığı otizm, Down sendromu ve diğer hastalıklarla alakalı 2019 verilerini alabildik. Ancak Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda hala 2011 verileri var, iyi mi? Yani dördüncü sayfasında diyor ki, Türkiye genelinde engelli bireylerin il bazında dağılımını tahmin eden son araştırma 2011 nüfus ve konut araştırması diyor. Komisyon raporunun 121. sayfasında Aile Çalışma Sosyal Hizmet Bakanlığı verileri başlıklı kısmındaki tablolarda da yine aynı veriler söz konusu. Veri yok yani 2011'den sonra. Bu durum hem planlama ve etkin kaynak yönetimi açısından hem de vatandaşlarımızın sosyal devlet hizmetleriyle buluşturulması açısından ciddi bir zafiyet. Kimse kusura bakmasın, ben bunu hekim olarak söylüyorum. Gerçekten bana göre bu bir rezalet. Yani 10 yıl önceki verilerle iş yapılır mı arkadaşlar? Yani neredesiniz, hangi dünyada yaşıyoruz? Farklı engel gruplarına yönelik güncel çalışmalar yapılıp sonuçların kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılması gerekiyor. Yaklaşık 12 milyon vatandaşımız ve ailelerini ilgilendiren bu kadar ciddi bir konu için bir kaptan lazım. Bunu komisyonda da ben sık sık dile getirdim. Arkadaşlarım şahit. Bana göre en büyük eksiğimiz bu. Pek çok iyi şey yapılmış. Yani okullar var, eğitim birimleri var, rehabilitasyon öğretmenleri var, sağlık birimleri var. Bununla ilgili çocuk psikiyatrları var, ergoterapistler var, fizyoterapistler var. Var da var. Ama bunları vatandaşla buluşturacak ve zamanında buluşturacak ki belli hastalıklarda otizmde 3 yaşa kadar teşhisin konması hayata normal devamı açısından çok çok önemli. Ama bunda gecikmeler yaşanıyor. İşte kaptan bir kaptan olmalı. Şimdi engelli vatandaşlarımızın hayatının her aşaması bir plan dahilinde organize edilmeli. Bakın İngiltere'de, İrlanda'da engellilerden sorumlu devlet bakanı var. Fransa'da başbakanlığa bağlı çalışan engelliler için devlet sekreterliği var. Mesela Almanya'daki sistem bizim gibi biraz dağınık ama Gençlik Refahı Ofisi engellilerle ilgileniyor. Bakın dikkatinizi çekiyorum, altını çiziyorum. Bizde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Yani biz daha bakış açısı olarak yaklaşımımız nasıl, bakar mısınız? Almanya engellileri aktif ve hayata daha katılımcı bir hayat yaklaşımı ile Gençlik Refahı Ofisi adı altında inceliyor. Biz maalesef engellilerimizi ve yaşlılarımızı da beraber toplumun bir başka potasına, başka bir potaya itiyoruz. Ya buradan baştan değiştirmemiz lazım. Daha bakış açısını değiştirmemiz lazım. Niye toplumun dışında engelliler ve yaşlılar? Yani ne demek bu? Ben bir doktor olarak bunu şiddetle kınıyorum. Bu koordinasyonsuzluk içinde eğitimi yarım kalanlar, gerekli yardımı alamayanlar, sağlık konusunda erişim sorunu yaşayanlar ve istihdama katılamayanlar. O kadar çok ki, o kadar çok vatandaş bize başvuruyor ki her yerden, her platformdan. O kadar çaresiz ki bu hale gelmemeli. Bütün bunlar her şey yapılan bir ülkede, bu yüzyılda her şeyimiz olan, sağlık altyapımızı artık tamamladığımız, Cumhuriyet'in 100. yılına gelinen zamanda bu koordinasyonsuzluk ve kaptansızlıktan kaynaklı. Şimdi 1 Temmuz 2005'te 5378 sayılı Engelliler Kanunu kabul edildi. 3 Aralık'ta 2008'de Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye taraf olundu. Ve ülkemizde hali hazırda Demirel hükümetlerinin başlattığı engelli yardım ve istihdamda engelli kotası vardı. 83'ten beri rehabilitasyon ve kaynaştırma eğitimi uygulanıyordu. Engelliler için özel eğitimin tarihi ülkemizde 89'a kadar dayanıyor. Siz de KPSS'yi getirdiniz. Orada da yeteri kadar atama yapılmıyor ve sınav adaletsizliği vatandaşlarımızın önünde engel tür ve derecelerin aynı sınava tabi tutulmalarından kaynaklı bir adaletsizlik var. Çok şikayet var. Bunu da düzeltmek ve değiştirmek lazım. Bir hizmet varsa eğer, durum şöyle bir duruma gelmiş. Hizmetin kendisi sorun yaratıyor ve mağduriyeti artırıyor. Yani bir hizmet var uzakta, o hizmet bizim hizmetimizdir. Çözmesek de, bakmasak da o hizmet bizim hizmetimizdir gibi bir anlayışla maalesef hadiseye yaklaşıyorsunuz. İşte o zaman da bunun adı sosyal devlet olmuyor. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin taraf olan devletlere yüklediği sorumluluklara. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, Türkiye STK Gölge Raporu'nun listelediği 132 maddelik sorunlara dayanarak söylüyorum. Engelli vatandaşlarımızdan ve ailelerinden her gün gelen onlarca şikayet ve talebe dayanarak söylüyorum. Erişilebilirlik ve kişi özgürlüğü hakkı, eğitim, sağlık, rehabilitasyon hakkı, istihdam, sosyal, siyasal yaşama katılım, seyahat hakkı gibi pek çok alanda sorunlar yaşanmaya devam ediyor. İlgili kanunlarımız var evet ama yine aynı sorun uygulanmıyor. Yine sistemsel. OECD verilerine göre bütçesinden engelliler için pay ayırmada 38 ülke arasında 35.'yiz. Gayri safi milli hasılanın 1/5'ini engelli vatandaşlarımıza ayırıyoruz. Oysa ki OECD ortalaması %2. Mesela Polonya %2.2, İspanya %2.4, İsrail %2.9, Danimarka %4.9 engellileri ayırıyor. Ve OECD ortalamasına göre harcama yapmamız demek engellilerimiz için bizim şu an harcadığımızın en az 4 katı
ortalamayı yakalamak için harcama yapmamız demek. İyi bir verimiz yok, istatistiğimiz yok, sosyal doku envanterimiz yok. 2025 sonrası için günümüz koşullarına uygun salgın odaklı özel gereksinim bireylere yönelik ulusal eylem planımız yok. Halbuki kaynak kadar bunların da nasıl kullanıldığı gerçekten çok önemli. Ve diğer ülkelere baktığımız en büyük harcama eğitim programlarına harcıyorlar. Ve kotalar var. Almanya ve Fransa'da kota %6, bizdekinin 2 misli. Bizde kotayı dolduramayan kamuya yönelik bir yaptırım da söz konusu değil. Kotaların doldurulamadığı 25.851 pozisyon var. Yani vatandaşlarımız, engelli vatandaşlarımız işlerle buluşturulamıyor. Sorular neden? Yanıtlar. İş ortamları çalışmamız için uygun değil, erişilebilirlik sağlanmamış, işe kağıt üstüne elip biz evimize gönderiyorlar, sosyal hayata katılamıyoruz, işten çıkalım diye mobbing uygulanıyor gibi cevaplar alıyoruz. Aslında gerçek cevap şu, dostlar alışverişte görünsün yöntemi, maalesef bu yönetim anlayışı, kimse alınmasın, bakın direkt beceriksizlik demiyorum. 2014'te engellilerin uğradığı ayrımcılığın suç sayılması için eylemin nefret sahikiyle işlenmiş olduğunu ispat istenmeye başladığı için haksızlığa uğramayan vatandaşlarımız hukuk önünde haklarını alamaz hale gelmiş. Ülkemizde 0-18 yaş grubunda 352.000 otizmli çocuk eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanmak için bekliyor. Eğitime erişebilen otizmli çocuk sayısı yaklaşık 29.000. Bunlar haftada 2-4 saat orta eğitim alıyorlar. Ayda 10 saat kadar eğitim alabiliyorlar. Ayda 40 saat, en az 10 saat almalılar. Ve 3 yaşından itibaren akranlarıyla beraber okumaları için, zihinsel ve sosyal gelişim için bu çok çok önemli. Okula kayıt oranına göre ilkokuldan sonra eğitimden ayrılıyorlar maalesef. 2019-2020 yıllarına ait Milli Eğitim istatistiklerinde öğrenci sayıları anaokulu ve ilköğretimde 344 binken orta öğretimde 81 bine düşüyor. Neden? Yani devam edemiyorlar çünkü. Çünkü oturtamamışız sistemi. Etmeleri gerekiyor normalde. Şimdi yardımlarda biz çok iyiyiz diyenlere sesleniyorum ben burada. Evde ve kurumlarda bakım yetmez. Biz oralarda da pek çok noksan var. Onları şimdi dile getiremeyeceğim. Vakit yok. Çok konuştuk bunları komisyonda ama engelli bireylerimiz diğer bireylere eşit, başkasına hiç ihtiyacı olmadan özgürce yaşamını devam ettirecek yardıma ihtiyaçları var. Bunların ihtiyaçlarını tamamlamamız lazım. Protez, araçlar, tekerlekli sandalye, işitme cihazları gibi. Bunlar için devlet çok az ödenek veriyor gerçekten de. Oysa ki engelli vatandaşlarımıza indirimler var ama mesela ulaşımda işte toplu taşıma araçlarında varken duraklarda, istasyonlarda, havalimanlarında bunlara erişimde sıkıntı var. Altyapı hizmetleri, bunları tamamlamamız lazım. Ve yine bu merkezlerde sıkıntılar çok büyük. Az önce söyledim, denetlenme sorunları var. Hocalar bu rehabilitasyon merkezlerinde bir takım aileler ticari işler olduğundan şikayetçi. Orada çalışanlar yeterli para alamamaktan şikayetçi. Bir takım insanlar, devlet bunların gerçek uzmanı olmadıklarından o tip merkezlerin bir takım insanları çalıştırdığından şikayetçi. Yani yine denetleme ve koordinasyonsuzluk sorunu var. Bunları devlet çözecek. Ben çözecek değilim. Ben söyleyeceğim bunları. Devlet olduğumuzda, biz de yönettiğimizde çözeceğiz inşallah. Ama bugün siz çözeceksiniz. Şimdi sorun yıllardır gündemde. YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı sorunu çözmemiş ve gölge öğretmenler konularında çok ciddi sorunlar var. Ben komisyonda, şimdi vaktim çok daraldı, çok önemli bir konu olarak yerel yönetimlerin bu işe mutlaka dahil edilmeleri gerektiğini çok altında durmuştum. Çünkü herkese ulaşması lazım. Yani Urfa'daki adama da Bursa'daki kişiye de aynı derecede ulaşabilmemiz lazım. Her yerdeki vatandaş engelliyse engelli, otistikse otistik ya da Down sendromluysa Down sendromlu. Oralara, her yere devletin gidebilmesi için yerel yönetimleri bu işin içine sokmak iyi bir çözüm olabilir. Ben burada bunun altını çizmek istiyorum. Yine bütçenin niteliği artırılmalı. Erken teşhisin çok önemli olduğunu söylemiştim. STK'lar, dernekler daha iyi desteklenmeli. Dediğim gibi özel gereksinim bireylere yönelik ulusal eylem planı. Altını çok çok çiziyorum ve iktidar sahiplerine sesleniyorum. Bu değerli çalışmanın vakit kaybettirilmeden hayata geçirilmesi, ilgili konuların derhal kanunlaşması ve bu uygulamalarda reformlara ve iyileştirilmelere gidilmesi gerekiyor. Eğer bunları yapmazsak sosyal devletiz diyemeyiz. Yani yapılmadığı takdirde o zamana kadar, yani o zaman dediğim bizim iktidar olacağımız zaman, o zamana kadar işte maruz kalmış ve mağdur olmuş vatandaşlarımızın çocuklarına, evlatlarımıza yazık. Sizlerin de çocukları, hepimizin çocukları bunlar. Biz gelip bunları yapacağız. İlk yapılması gereken sosyal devletin mutlaka bu ve birinci işimiz olması lazım. Birinci işi Türkiye'nin pandeminin yönetimidir. Çünkü hem ekonomik anlamda hem sağlık anlamında çok ciddi sıkıntıya soktu bu iş bizi. Ama bunun içerisinde, hem pandeminin içerisinde, hem de devlet olarak, devleti yönetenler olarak sizlere Türkiye Büyük